Merhaba. Merhaba. Çok kısa sürede bir erken seçime girdik. Ve bununla beraber bir istifa ve yeni bir parti gördük. Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Ben basın açıklamasıyla sebeplerini açıklamıştım. Daha önce bulunduğum partinin 50 yıllık yarım asırlık çizgisi, parti programı, parti tüzüğü, iki kere milletvekili seçimlerinde Türk milletine açıkladığımız beyannamesi ve yetkili organların usulüne göre aldıkları kararlar ve beyanlar açıkça parlamenter sistemden yana ve her naat altında olursa olsun başkanlık, yarı başkanlık sistemlerine karşıydı. Biz de bu vaatleri vererek seçmenden yetki aldık. Bunun tersine bir sistem desteklendi. Ben orada kanaatimi, çünkü anayasa hukuku dersi verdim, mesleğim gereği devlet sistemleri, yönetim sistemleriyle ve Türkiye'nin birlikte yaşama birikimiyle ilgili bazı bilgilerimiz, tecrübelerimiz, kanaatlerimiz vardı. Ama en önemlisi, o metin hem Türkiye'nin demokrasi birikimine, hem birlikte yaşama tecrübesine, hem de hukuk tekniğine aykırı bir metindi. Ama bunlardan daha önemli olmak üzere zamanlaması itibariyle yanlış bir metindi. Yani 2017 Nisan ayında Kadir Koçdemir'in yazdığı bir anayasa metninin bile ben referanduma gitmesinin doğru olmadığını düşünüyordum. Bunları da birebir arz ettim. Kamuoyuyla hiçbir şey paylaşmadım. Çağrılan hiçbir yere gitmedim. Ama ondan sonra sanki üye bile değilmişiz gibi SMS listelerinden adımız silindi. Partinin hiçbir programına katılmadığımız gibi vekillik faaliyetlerimizi de komisyon üyeliği, grup toplantıları, gen soru verme, soru önergesi verme, bunlar hep grup yönetiminden geçtiği için bunları da yapamaz hale geldik. En son bu ittifak kararı ne ben anlayabildim ne de hiç kimse bana bunu anlatabildi. Çünkü ben Ali'den daha iyi, ben Mehmet'ten daha iyi, ben kendimden daha iyi koşarım diyemeyen bir insan sporcu değildir. Bize mesleğe girdiğimizde şu söylenmişti: general olacağım demeyen er asker değildir. Yani fırkadır partinin adı ve farktan gelir. Birilerinden farklı olduğunuz için siz bir partisinizdir. Batı dillerinde de part aynı şekilde ayrı parça manasına gelir. Haliyle her partinin şeysi iktidar olmaktır. Bugün o partinin de internet sayfasında hala Türkiye'nin içine düştüğü sorunlar yumağından kurtulmasının tek yolu kalmıştır. O da bizim partimizin iktidarıdır diyor. Ama yeni cumhurbaşkanlığı sistemine göre iktidar demek cumhurbaşkanı demek. Çünkü kabine filan o atıyor. Orada hem önümüzdeki seçimlere kadar hem de ondan sonraki 5 yıl boyunca diye 7-8 yıl başka birinin iktidarını desteklemek, 50 yıllık bu hareketin içinden Türkiye'yi yönetecek bir cumhurbaşkanı adayının, ona layık, aday olmaya bile layık birinin olamayacağını düşünmek bizim seçmene verdiğimiz sözle bağdaşan bir şey değildi. O açıdan ben yine parti disiplinine uydum. Orada güzel günlerimiz geçti. Orada arkadaşlarımız da bir kısmı şimdi başka yerlerde. Çok güzel çalışmalarımız oldu. Üzerimde hakları var. Bana kızanlar da var. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Ama Türkiye'nin güncel sorunlarıyla ilgili ısrarla sağdan soldan gelen telkinlere bakmaksızın doğru, isabetli ve realiteye uygun tavırlar geliştiren, programlar ortaya koyan İYİ Parti'ye, Türkiye'ye hizmet etmenin en iyi zemini olduğunu düşündüğüm için geçtim. Baktığımız zaman İYİ Parti'ye MHP'den çok zaten bir geçiş oldu. Yok, şimdi bir tek öyle görmemek lazım. Geçen Türkiye'de siyasetin duayeni sayılır. Bizim bürokratlığımızdan 70'lerden beri hep kırmızı plakadan da inmemiştir. Cemil Çiçek Bey var, bilirsiniz. Onun bir tahlili var. Diyor ki Türkiye'de diğer partiler bölgesel gibi gözüküyor. Belli bölgelerde varlık gösterebiliyorlar. Sadece biz AK Parti'yi kastediyor. Bütün Türkiye'den oy alıyorduk.
Şu anda bu potansiyeli olan, bu durumda olan ikinci bir parti var Türkiye'de. Bu da Türkiye'nin demokrasisi bakımından, sorunlarımızı çözmeyi kolaylaştırması açısından güzel bir durum diyor İyi Parti ile ilgili. Hakikaten Türkiye'de İyi Parti o partiyi bölen ya da onun daha iyisi olma iddiasında olan değil, Türkiye'yi kucaklaştıran, Türkiye'yi birleştiren bir partidir. Bir partinin devamı şey değil, onun için bütün toplum kesimlerinden, bütün coğrafyadan ve bütün siyasi elpazenin unsurlarından teveccüh gören, rağbet gören, katılımı sağlayan bir parti. O şekilde takdim etmek zannediyorum bu realiteye pek uymuyor. Bu seçim süresindeki çalışma planlarınız nasıldır? Neye hedefliyoruz? Neler yapacağız özellikle Bursa için? Şimdi ben bütün hayatım da aynıydı. Bu sefer de sadece gittim. Meral Hanım'a ben geldim dedim İYİ Parti'ye. O kadar. Orada ne görev verilirse, nerede, hangi alanda benim birikimim, tecrübem, alın terim daha katkı sağlayacaksa onu yapacağız. Yani bu bir ekip çalışması, bir teşkilat çalışması. Herkesin diğerlerinin yapamadığı bir katkı alanı var. Onun için şu anda dediğim gibi biz daha yeni geldik. Artık orada nerede faydalı olacaksak onu yapacağız. Size çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel vesilelerle ileride bugünü hatırladığımızda, arada geçen günde Türk milletinin tekrar büyük işler yaptığını göreceğimiz ve bu büyük işlere bu teşkilatın vesile olduğu, öncülük ettiğini, değerlendirmelerini yaptığımız karşılıklı görüşmelerimiz olur, İnşallah. Programlarımız olur. İnşallah. Bunun için dua ediyoruz. Çok sağ olun.